Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim sürekli okuyoruz. Ramazan-ı Şerif'te mukabeleler var. Hatimle teravihler var. Fakat Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim'i fehmedelim, anlayalım, hayatımıza tatbik edelim. Bunun için gönderdi. Elbette onu okumanın ecri var, sevabı var. Fakat anlamanın, hayata taşımanın bambaşka bir hali var. İnşallah bu Ramazan-ı Şerif'te ecdadımızın, eslafımızın o muhteşem zamanlarda yapmış olduğunu yapma gayreti içinde olalım. Buradan bir kapağı açalım. Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Kerim'in ayı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim bu ayda indirdi. Biz de Ramazan-ı Şerif'te inşallah belki bir Ramazan'da üç Ramazan da olmayacak. 3 Ramazan-ı Şerif olarak hesapladık. 3 Ramazan Şerif'te Kur'an-ı Kerim baştan sona hatmedelim. Ama manasını anlayarak, tefsir ederek mufassal bir tefsir yapıyoruz. Öyle bir tefsirimiz var. İnşallah onu yazma gayreti içindeyiz. Bu da muhtasar bir tefsir. Yani şöyle bir Müslüman oturduğu zaman günde 3-5 saat dinlerse bir ayda iki ayda Kur'an-ı Kerim'i tefsirini dinleyebilecek. Böyle bir imkan inşallah kardeşlerimiz için hepimiz için oluşsun. O niyetle Bismillah diyoruz. Bugün Ramazan-ı Şerif'in ilk günündeyiz. Allah Teala mübarek eylesin. Burada iftar 19 gibi oluyor Samsun'da. İnşallah iftara kadar 7 sayfa bitirme niyetindeyiz. Eğer olmazsa devam edeceğiz inşallah. Siz olduğunuz yerlerde iftarlarınızı yapın kardeşlerim. İsra suresinden başlıyoruz. Neden İsra suresinden başlıyoruz? İmam Nevevi gibi allameler, mecmu gibi muhallet eserlere başladılar ama ömürleri yetmedi bitiremedi. Onun için bazı alimler eserlerine, tefsirlere, hadis şerhine ya da fıkıh kitaplarına yarıdan, son taraftan başladılar. Çünkü Eserlerin baş taraflarında muhteşem şehirler, tefsirler var ama uleman bir kısmı sonlarında vefat ettiğinden talebelerine kalmış. Biz de yarıdan başlayalım, İsra suresinden başlayalım. Neden İsra suresi? Kudüs esaret altında, Ramazan-ı Şerif'in ilk gününde Kudüs'e İsra suresiyle selam gönderelim, Müslümanlara selam gönderelim, Mescid-i Aksa'ya ramazan Şerif'te ilk gününde en mutlu anımızda bile seni unutmadık diyelim. Onun için İsra'dan başlıyoruz kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. İsa suresi Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. Dolayısıyla Mekke'deki o atmosferi, Müslümanlara yapılan hakaretleri, işkenceleri, zulümleri, Kur'an-ı olan o saldırıları düşünün bugünün Mekke'si neresi? Doğu Türkistan, Arakan, Gazze ve alem İslam'da esaret altındaki müminler. Onlar Mekke'yi yaşıyorlar. Bu sureyi o bağlamla düşünün. Kardeşlerim, bu büyük bir devlet. Nasıl bir devlet? Allah Teala bize kitap gönderdi. Ramazan-ı Şerif'te onu başından sonuna kadar tefsir edeceğiz. Buna muhatap olacaksınız. İmkanınız olmadı bir yere gidemediniz, medresede okuyamadınız. Okusanız bile belki birkaç cüz ancak okuyacaktınız. Ama baştan sonuna kadar tefsir edeceğiz. Bir de bu tefsirin şöyle bir hususiyeti olacak. Meallerle milleti esasında Kur'an-ı Kerim'den kopardılar. Ayetler arasındaki münasebet nedir? Ona işaret etmeye çalışacağız. Ki bu çok mühim bir nokta. Başka yerde pek bulamayacağınız bir hususiyet bu. Yani bu dersin belki de en önemli hususlarından birisi. İkincisi bu ayet benim hayatıma ne söylüyor, sana ne söylüyor? Bu iki hususu bu derste unutmayın. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa. Subhane ile başlıyor. Mef'ulü mutlak, amili mahzuf. Yani Allah Azze ve Celle bütün noksanlardan münezzehtir. Kemal sıfatlarıyla muttasıftır. Ya da ben Rabbimi bütün noksanlıklardan tenzih ediyorum. Peki bu ne zaman olur kardeşlerim? Fevkalade bir hadise var. O hadiseyi duyduğunuz zaman ya böyle olur mu diyorsunuz? Mümkün mü? Olur. Kim yapar? Allah Teala yapar. İnsan yapamaz. Sen yapamazsın. Amerikan başkanı yapamaz. Hepsi hikaye. Hiçbiri yapamaz. Kim yapar? Yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle yapar. O halde burada muhteşem, muazzam bir hadise var. O anlatılacak. Onun için başında tesbih var. Şimdi buraya bir deyin. Bütün bu neyin biri? Miracın, İsra'nın, Resulullah Aleyhisselam'ın ruh ve bedeniyle olduğunun birinci delili. Bir, Subhanellezi. Esra abdihi. Kulunu yürüttü. Gece yürüyüşü. Ab hem ruhun hem bedenin adı. Rüya olsaydı abd kelimesi kullanılmazdı. Bu da ikinci delil. Subhanelledi. esra bi abdihi leyle minel mescidil harami. Gecenin bir kısmında çok kısa bir zaman oradan alıyor. Allah Teala için zaman sorun mu? Saat var, saniye var, salise var. Yani aynı yerde dönüyorlar ama biri daha hızlı daha hızlı Allah Teala da öyle bir zaman takdirinde Efendimiz Aleyhisselam'ı alıyor. Nereden? Minel <laughs> mescid harami. mescid haramdan. mescid haram esasında Araplar da orayı mescid haram olarak biliyorlardı kardeşlerim. Etrafında 360 tane put var. Onlara secde ediyorlar, onları tazim ediyorlardı. Fakat kuran Kerim bu ayetler Mekke'de nazil oldu. mescid haramdan yürüttü deyince itiraz etmediler. Ya burada mescid falan yok demediler. İbrahim Aleyhisselam'dan o isim baki kaldı. Efendimiz Aleyhisselam Ummu Hani'nin evindeydi. Ama Ummu Hani'nin evi de mescid Haram'ın içindeydi. Yani metafın olduğu yerde. Peki minel mescid haram oradan ilel mescid aksa en uzak mescid. Yani burada bir mescit, mescid, mescid-i haram. Burada mescid-i aksa. İki mescid varsa o zaman aksa denmez. Bir başka mescid olmalı ki diğeri en uzak mescid olsun. Yani buna daha yakın bir mescid var ki bu en uza. O zaman Allah Teala ezelde Medine diye bir şehir var. Öncesi Yesrib. Peygamber aleyhisselam gelecek, sahabe gelecek, yüreğine dokunacak o şehrin, o şehir değişecek. Mescid-i Haram'a nisbetle mescid Aksa en uzak, daha yakın olan hangisi? Mescid-i Nebevi. İşte mescid Aksa'ya Efendimiz Aleyhisselam'ı Cenab-ı gece götürüyor. Onun sıfatını getiriyor şimdi. اَلَّذ۪ي بَارَقْنَا حَوْلَهُ Etrafını mübarek kıldığımız. Kardeşler bir mekan taşıyla, toprağıyla, binalarıyla, altın, yaldızlı, dekoruyla değil ne ile mübarek olur? Peygamberle, salih insanlarla mübarek olur. Öyle mekanlar var ki orada öyle insanlar vardı. Şimdi gidiyorsunuz onlar ahirete irtihal etti. Sizin için oranın artık bir değeri kalmadı. Bir önemi yok. Peki buralar neden değerli? Buralarda Hazreti İbrahim gibi yalnız başına Nemrutlara meydan okuyan peygamberin ayak izi var. Peki barakna havlehu ya da başka yeşillikler vesaire var. Onun için biz etrafını mübarek kıldık. ''Li nuriyehu min ''Esra'ya'' buradaki lam, mutallık, mutallaka Esra. Niçin gece biz onu yürüttük? ''Li nuriyehu min ayetlerimizi göstermek için. Yani Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetlerini gösterecek. O ayetler nedir? Onun kudreti. Kudretinin alametlerini gösterecek. Mekke'de kaplar kapandı. Taif'te taşladılar. Artık İslamiyet'i o coğrafyada kimseler kabul etmiyor. Bölgeler kabul etmiyor. Allah Teala miraca çıkarıyor. Bak diyor bütün bu melekut benimdir. Sen de benim Resulüm. Ebu Cehil kim olur diyor. Ebu Cehil'in kıymeti ne? Linuriyehu min ayatina innehu. O Allah Azze ve Celle. semi'u. O Semi'idir. Onlar İsra uydurma diyorlar. Allah Teala bütün bunları işitiyor. El basiru. Allah Teala onların bütün Tuzaklarını da görüyor, haber veriyor kardeşlerim. Peki iki delilden bahsetmiştik. Miracın, İsra'nın beden ve ruhla olduğuna dair. Üçüncüsü de bu surenin 60. ayeti. Cenab-ı Hak وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَ الَّت۪ي اَرَيْنَاكَ اِلَّا linnâs. لِلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَ Buradaki rüya nedir? وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَ الَّت۪ي اَرَيْنَاكَ illa fitneten linnas. Yani insanlar için bir imtihan oluyor. Rüya olsa imtihan olur muydu? Dese ki Resulullah Aleyhisselam ben şöyle bir rüya gördüm. İtiraz ederler mi? Etmezler. Rüyada adam dünyayı dolaşıyor. O zaman bu nasıl bir görmedir? Gözle görme. Ve ama cealna ru'ya. Buradaki ru'ya ru'ya basariyedir. Yani gözle görme. Bu da Üçüncü delili. Neyin delili? Miracın ruh ve bedenle olduğunun delili. Kardeşler, ikinci ayet. وَاَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اَلَّا تَتَّخِذُوا ve دُونِي Musa Aleyhisselam'a geçiyor. وَاَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ Musa Aleyhisselam'a kitabı verdik. Yani Tevrat'ı verdik. Birinci ayet İsra. Resulullah Aleyhisselam'a ikram. İkincisi Musa Aleyhisselam'a ikram. Neden? Allah Teala ona kitap veriyor. Peki efendim alaka ne? Niçin Allah Teala Resulullah Aleyhisselam'a olan o ikramdan, İsra'dan sonra Musa Aleyhisselam'a kitabın, Tevrat'ın verilmesini burada getirdi? Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam miracı nerede? İsra nereye oluyor? Mescid-i Aksa'ya. Son oradan Miraç başlıyor. Yani Mekke'de başlayıp Mekke'de bitmiyor. Evvela İsra Kudüs, Mescid-i Aksa. Orası Musa Aleyhisselam'a iman edenlerin kıblesi. Şimdi bundan sonraki ayetler Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıblesini Yahudiler nasıl korudular bu kitapla amel edince? Peki bu kitaba ihanet edince o kıbleyi kaybettiler. Allah Teala Peygamber Aleyhisselam'ı Mescid-i Aksa'dan miraca yükselterek diyor ki Müslümanlara Hz. Musa'nın ümmeti Tevrat'a ihanet edince onlar kaybettiler Mescid-i Aksa'yı Kudüs'ü. Eğer siz de bu Kur'an hakimle amel etmeyi terk ederseniz Mescid-i Aksa'yı kaybedersiniz. Öyle olmadı mı kardeşlerim? Son İslam devleti. Cihandaki son İslam devleti. Bir kavim devleti değil. Ne devleti? Son İslam devleti Osmanlı. İslam devletiydi. O imparatorluk değil. Çocuklarınıza böyle öğretin. O devleti âliye yüce devlet. Neden yüce devlet? Çünkü yüce kitap, yüce şeriat orada hakim. Onun için yüce devlet. Son İslam devleti o. Ötekiler İngiliz ve Fransızların kurduğu devletler bayraklarına kiminin kelime şahadet yazdılar vesaire. Ve ateyna Musa'l kitabe. Musa'ya Aleyhisselam'a kitabı verdik. Ve o kitabı yaptık. Huden li beni İsrail. Beni İsrail İsrail oğulları yani Yakub Aleyhisselam. Yakub Aleyhisselam'ın çocukları için hidayet rehberi yaptık. Hadyen yaptık. Peki neden? Elâ te'huzû min dûnî vekîlâ. Rabbim buyuruyor ki benden başka vekil, dayanak, sığınak, barınak edinmemeniz için. Ya size ben Kur'an'ı verdim. Kur'an-ı Kerim yetmedi mi ki size başka kitaplara gittiniz? Allah Teala Hicr suresinde de "Ve lekad âteynâke seb'an mine'l-mesâni la temuddenne ayneyke ila ma metta'na bihi. 87 ve 88. ayet. Ya sen Kur'an'ı verdik, Fatiha'yı verdik. E gözünü başka yere niye çeviriyorsun? Yetmedi mi sana Kur'an-ı Kerim? Burada da onlara اَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ ve وَكِيلًا Benden başka vekiliniz olmasın ey beni İsrail. Başkalarının himayesine gidip girmeyin. Bu kitap size yetti. Ama Yahudi lisanı haliyle yetmedi dedi. Tahrif ettiler. Bakın sonra neler oldu. Zurriyetem men hamalna innehu kana Bu neden mensuptur? Teferruata girmiyoruz. Biz bunu nida olarak alalım. Allah Teala Yahudilere sesleniyor. Ne diyor? Zurriyetem men hamalna Nuh aleyhisselamla beraber gemi de taşıdıklarımın çocukları. Yani Hz. Nuh Aleyhisselam zamanında kafirler boğuldu. iman edenler gemideydi. Siz de oradan geliyorsunuz. Ya ihanet edenler tufanda yok oldu. Siz de ihanet edenler gibi olmayın. Şu kitapla, Tevrat'la amel edin. Zürriyete men hamelna ma'nû innehu kâne abden şekûrâ. O Nuh Aleyhisselam Kimdi? Öyle bir kul ki abden şekura sürekli şükreden bir kul. Kardeşler, şükür nasıl olacak? Şükretmekten aciz olduğumuzu anlamak şükretmek. Ya Rabbi, gözü verdin, kulağı verdin, İslamı verdin. Bugün Ramazan oruç tutuyorum. Allahım, sana şükretmekten acizim. Ya Rab diyorsak işte şükür bu kardeşlerim. Şimdi devam ediyor. Bunlar amel etmeyince ne oldu? Vakadayna ila beni İsrail'e fil kitab le ma fil ardı marratayn. Kadayna a'lamna ahbarna ohayna demek. Biz İsrail oğullarına vahyettik. Bildirdik onlara. Neyi bu kitapta bildirdi Tevrat'ta? Siz yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız. Peki fesat nasıl olur? Allah'ın kitabıyla amel etmemek ondan büyük fesad olur mu? Ya da peygamber öldürmek, şi'ya diye bir peygamberi ilk onu öldürüyorlar. Tabi bunun farklı dapları var ama Kur'an kendi yok bu peygamber adı, hadislerde de yok tefsirlerimizde, sahih kitaplarımızda var. Ve le uluven kebira. Mütekebbir oluyorlar. Bu kitapla amel edilmez diyorlar. Bunun çağı geçti diyorlar. Adamları geliyor, müdahale ediyorlar. Elleriyle Tevrat'ı bozuyorlar. Bugünkü tarihselcilerin yaptığını yapıyorlar. O zaman da var. Zındık. Her dönemde olacak. Peki, şimdi iki defa fesat çıkarıyor bunlar. Ne oluyor? Beşinci ayet. Fe iza caa va'du ulahuma. O birinci fitnenin cezası onlara gelince. Birinci fitne Şeyh aleyhisselam'ı öldürdüler. Tevrat'la amel etmediler. Ba'sna aleykum ibadan lana uli ba'sin şedidin. Sizin üzerinize böyle güçlü kullarımızı gönderdik buyuruyor Rabbim. Fecasu hilal ed diyar. Evlerin arasında girdiler evin ortasında dolaştı, Yahudi aradılar. Buhtun Nasar geldi. Zalim Allah'ın kılıcı Babil'den geliyor. Tevrat'la amel etmeyen, Tevrat'a ihanet eden, peygamberi e ihanet eden Yahudi arıyor. Gel bakalım. Peki alem-i İslam öyle olmadı mı? Kur'an'la amel etmedik, bölündük, parçalandık. Kavmiyet derdine düştü Müslümanlar. Benim ırkımın devleti, benimkinin devleti. Allah Teala'nın ipine sarılmayı bıraktık. Kafir şimdi dolaşıyor. alem İslam'da dilediği gibi operasyon yapıyor. Müslüman Allah bu kitabı uyu diye göndermedi. Onun için bu dersler önemli. Kardeşim biz okuyalım. İster hikaye dinle, ister Kur'an'a muhatap ol. Biz üzerimize düşen vazifeyi yerine getirelim. Bu ayet 2 milyar alem İslam'a konuşuyor her ayet konuşuyor. Yani oraya bak kendini ibret al diyor. Fecasu hilal diyar. Evlerin arasında ortasında dolaşıp Yahudi arıyordu Buhtun Nasar. Şimdi öyle değil mi? Alıyor Müslümanı öldürüyor. Alemi İslam işgal ve istilada kim ne yapabiliyor? Dur diyebiliyor muyuz? Ya da desek sözümüzü dikkate alan var mı kardeşlerim? وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا Allah'ın vaadi mutlak muhakkak olacak. Bunun geriye dönüşü yok. Cenab-ı Hak ihanet ederseniz belayı bulacaksınız demişti. Oldu. Bu birinci ihanet on cezası. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ aleyhim. Sonra onlara size verdik. El karra devlet, kuvvet, kudret verdik. Sürgüne gittiler, Kudüs'ü kaybettiler. Orada akılları başına geldi. Tövbe istiğfar etti. Bizde de öyle değil mi? Gidin Pakistan'a camiler dolu. Ama zengin İslam beldelerine gidin. Eğlence merkezleri dolu. Parayı bulan Allah'ın dininden uzaklaşıyor. Bunların da sürgün de aklı başına geldi. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّ bi عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ وَجَعَلْنَاكُمْ اَكْثَرَ نَف۪يرًا Allah Teala bunlar tevbe edince onları imdad ediyor. Bir emvalin, mallarla ve benini oğullar veriyor. Savaşacak adama ihtiyaç var. Ve ceannâkum ekthara nefira Adam itibariyle, savaşacak insan itibariyle düşmanlarınızdan sizi daha güçlü hale, nefer itibariyle getirdik buyurdu Cenab-ı Hak. Birinci ihanet Tevrat'a, sonra sürgün, tövbeyle tekrar Kudüs'e döndüler. Mescid-i Aksa'yı aldılar. İn ahsentum ahsentum le enfusikum. Eğer siz Allah Teala'nın kitabıyla amel ederseniz, iyilik ederseniz, yani şeriatın emirlerini yerine getirirseniz, ey ihsan, sen bu kitapla yaşarsan, bu kitaba göre evini, cemiyetini tayin edersen, in ahsentum ahsentum le enfusikum kendiniz için yapmış olursun. Ben kazanırım. Allah Teala bana ihtiyacı var mı? Bir milyar ihsan şanacak olsa, Allah Teala bir anda hepsini alsa, onun dininden, kuvvetinden, kudretinden bir şey eksilir mi? Eksilmez. O halde ben bu dine hizmet ediyorum. Önemim şu demek kadar çirkin bir ifade olamaz bir Müslüman için. Biz neyiz ki? Hiçiz ya Rabbi. Allah Teala bunu bütün hücrelerimizle söylemeyi bizi muvaffak eylesin. İn ahsentum ahsentum enfusikum ve in esetum feleha. Buradaki lam ala anlamında alırsak eğer kötülük yaparsanız bunda vebali size dönecek. Kur'an'la amel etmedin ne oldu? Her yeri kaybettik işte. Bölündük, parçalandık, çiğnendik. Vebali kime geldi? Müslüman. Bize gelmedi mi? Evimizde şeriat yok. Vebali bize gelmedi mi? Oğlumuz, kızımız problem yaşamıyor muyuz? Ama Kur'an evimizde olsaydı bu sorunlar, problemler olur muydu? Fe idâ câe va'dul âhira. İkinci o isyanın akıbeti, cezası geldiği zaman ne oldu? Allah Teala bu li yesu vucuhakum bunun mutallakı mahzuf. Yani ba'sna aleykum size i̇şte yeni bir millet gönderdik. Yeni bir ordu gönderdik. Niye? Kudüs'e döndüler. Zaman sonra yeni ihanet ettiler. Yine ihanet edince Allah Teala yeni bir millet gönderdi onların başına. Li yesu vucuhakum o yüzlerinizi karatsın. Yüzleriniz ey Yahudi yere düşsün. Öyle olmadı mı, ey alemi İslam? Kur'an'a hakimle amel etmeyi her terk ettiğimizde, ya Moğollar, ya Haçlılar geldiler, yıktılar Çinediler biladı İslamı. Hep Kur'an, fantebi ruya ulil absa, ey akıl sahipleri, ibret alın, bakın onlara. Siz de bunlar gibi olmayın. Olursanız, sonunuz onlar gibi olur diyordu ama ibret almadık. Liyesu vucuhakum ve li yedhulul mescid. Mescitlere girsinler. Girmediler mi? O zaman gelip Yahudinin mescidine girdiler. Şimdi alemi İslam'ı ne hale getirdiler? Kema dakhaluhu avval marra. Yahudilerin ilk ihanetinde Babiller geldi, mescitleri çiğnediler. İkincisinde de aynısı oldu. Kema dakhaluhu avval marratin وَلُيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْب۪يرًا Ve her şeyi yıksınlar. Öyle ki taş üzerinde taş bırakmasınlar. Sizin o isyanınız, tuyanınız devam ettiği müddetçe. Kardeşler iki defa Yahudin isyanı var. iki defa Allah Teala başkalarının onları musallat ediyor. İki defa mağlup oluyorlar. iki defa sürgünleri var. Tevbe ediyorlar tekrar dönüyorlar. Nereye? Kudüs'e dönüyorlar. Asa rabbukum ey yerhamukum. Umulur ki Rabbiniz size acır, merhamet eder. Ve in ey Yahudiler. Şu Tevrat'la amel etmeyi terk ederseniz, dönerseniz amel etmemeye o zaman biz de döneriz. Yani ne demek biz de döneriz? yine Kudüs'ü sizden alırız. Nasıl amel edeceklerdi? Resulullah Aleyhisselam'a iman ederek. Tevrat bunu söylüyordu. Yapmadılar. Allah Teala Kudüs'ü onlardan aldı. Müslümanlarındı. 15 asrın 13 aslında Müslümanların elindeydi. Fakat biz Kur'an'ı bırakınca Rabbim bizim elimizden Kudüs Şerif'i aldı. Ve in uttum uduna ve cehenneme Cehennemi kafirler için bir zindan yaptık. Yahudileri diyor. Yani ehli kitaptı ama Resulullah Aleyhisselam'la Resulullah Aleyhisselam'a iman etmeyince ona iman terk edince o zaman küfre mahkum oldular kardeşlerim. Yahudi anlattı. Şimdi nereye dönüyor? Kur'an'a dönüyor. İlk ayet Kur'an'a muhatap olan Peygamber Aleyhisselam'la alakalı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e geldi. İnne hadel Kur'ane. Muhakkak ki bu Kur'an-ı Kerim nedir onun birinci özelliği? Yehdi lilleti akvam. Yolların en güzeline bu ulaştırır. Kapitalizma ile ulaşamazsınız. Das kapitali ezberlesen doğru yola ulaşamazsın gömülürsün Afgan dağlarına. Müslümanlar gömmüştü Das Kapital'in talebelerini. Maun'un kızıl kitabını okursun. Vakit tamam olunca o Müslümanların çocukları gömer seni o dağlara. Doğu Türkistan'ın kahraman evlatları. Ama Kur'an'ın devri bitmez. İnne hadel Kur'ane yehdi lilleti akvam. En güzel, en doğru, en sağlam yola ulaştırır. İkinci özelliği nedir? وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِن۪ينَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ Amel-i salih olan, sadaka veren, oruç tutan, cihad eden, camileri, medreseleri, imam hatip okullarını yapan o müminlere Kur'an-ı Kerim müjde verir. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِن۪ينَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَب۪يرًا onlar için büyük bir ecir var, cennet var. Çalışıyor birisi, cihad ediyor, mücahidesi var. Bir genç Allah yolunda cehd ediyor, kardeşlerinin imdadına koşuyor, kendini haramdan koruyor. Kur'an-ı Kerim sana cennet var diyor. Ona müjde veriyor. Üçüncü özelliği ve ennellezine la yu'minun bil ahire. Ahirete inanmayanlara ise onlara da haber veriyor. Neyi? اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Rabbim buyuruyor onlara elim bir azabı onlar için hazırladık. O halde bir hidayet rehberi Müslümana müjde verir. Kafire sonun felaket, sonun helaketler. der. وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ Önce hadi olan Kur'an'dan bahsedelim. Yani bu Kur'an'la amel ederseniz Yahudilerden Mescid-i alırsınız. O Kur'an'ın özellikleri bunlar. Hem hidayet rehberi hem mümine müjde hem kafiri uyaracak. Ama sen sadece cennet ayetlerini okursan yanlış yolda olan uyaramazsın ki. Hasta olana doktor reçete yazıyor. Hastalık bu, ilaçları al, kullan. Kullanmazsan sonu bak şu diyor. Adam hemen gidiyor ilaçları alıyor. Rabbim de buna reçete Kur'an-ı Kerim yazmış ilaçları böyle amel edeceksiniz buyurdu. Yani Kudüs'e bizi götürecek hadi olan Kur'an'dan bahsetti. Şimdi o Kur'an'ın hidayeti ulaştırdığı insandan bahsediyor. Mehdi'den yani hidayete erenden. Kim bu insan? O insanın özelliği nedir? Şudur ve dua insanı bir şerri insan şeri ister duaahu bil hayr hayır istediği gibi ya rabbi yıkılsın bu dünya yansın bu dünya maaşı yetmedi faturayı ödeyemedi bela cümleleri peşi sıra kurar ölü olmaz müslüman bileceksin ki bu dünya sabır yeri Medine-i Münevvere'nin en zahidane evi neresiydi Resulullah Aleyhisselam'ın evi. En zahidane hayatı yaşayan o. Onun evine bak. O eve bak. O evle teselli ol. Ve yed'ul insanu bis şerri du'a'hu bil hayr. Ve kânel insanu acûlâ. İnsan çok acelecidir. Ayağına diken bassa, grip olsa öldüm ölüyorum der. Yıkıldı dünya gitti bu alemden. Öyle değil. Daha önünde çok mücadeleler var. Ayağa kalkacaksın. Kardeşlerim Allah Teala bizi hep hayır isteyenlerden eylesin. Şimdi وَجَعَلَّ ve وَالنَّهَارَ ayetini Nereye geçti? Gece ve gündüze geçti. Peki alaka nedir? Alaka şu kardeşlerim. Öncesiyle Allah'ın ayetleri var. Bir tenzili ayetleri. Nedir o? Kur'an-ı Kerim. İnne hazel Kur'an'ı dedi. Onu anlattı, ona muhatap olan insanı anlattı. Yani Kur'an niçin var? Önde seni hidayete ulaştıracak. Şimdi kevdi ayetlerinden bahsediyor. Aydan, güneşten, geceden, gündüzden. Baktığın zaman onlar seni nereye götürüyor? Allah Teala'nın var ve bir olduğuna getiriyor. Bak mühim nokta kardeşlerim. Bunlar mühim. Kur'an-ı Kerim'i böyle anlayacağız. Ve ceanne nehar. Ondan sonra meali alıyor bir tane cahil bir meal yazıyor. Alıyor birisi okuyor. Deist oluyor. Ya ayetler nasıl böyle arasında bir münasebet yok diyor. Bak münasebete. Bak. Ama razin aklına sen muhatap olacaksın. Yani üç tane Arapça kelime bilen birisi meal yazarsa böyle işte. Sokaklar böyle olur. وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ Biz geceyi gündüzü ayeteyini iki ayet yaptık. Neyin ayeti? Allah'ın varlığına delalet eden iki ayet yaptık. Yani nasıl Kur'an hidayet rehberi o gece gündüz onlar arasındaki münasebe sistemi hiç değişmiyor. Yani bugün Nisan'ın kaçı? İkisi. Bir. Bugün iki Nisan. İki Nisan. 2 Nisan'da 100 sene önce güneş hangi saatte doğduysa aynı saatte doğuyor. Hiç şaşma yok. Bu Allah'ın nizamı. Ya bunun bir şoförü yok. Bir idare idare merkezi yok. O zaman kim yönetiyor bu dünyayı? Akıl götürmüyor mu Allah var diye? İşte nasıl Kur'an götürüyorsa kainatta bizi Allah Teala'nın var ve bir olduğuna götürüyor ve cealna leyle ve nehara ayeteyni fe mahavna ayeten leyl Gecenin ayeti, geceyi siliyoruz. Ve cealna ayeten nehari ve nasıl oluyor? Gündüzün, günün yani ayetini yapıyoruz. Fe mahavna ayeten leyl Gecenin ayetine gündüz olunca ay artık görünmüyor. Ve cealna ayeten nehar. Gündüzün ayeti ne yaptık? Mubsireten yani gösteren, aydınlatan yaptık. Ne yaptık? Güneş yaptık. Yani gecenin ayeti neydi? Aydı yıldızlardı. O cennet ayeten nehari mubsire. Günün ayetini ise aydınlatan yaptık. Niye öyle yaptı Cenab-ı Hak? fadlen min Rabbikum. Allah Teala ise takdir etti o rızkı kazanın bahçelere gidin mağazalara gidin açın dükkanlara gidin fabrikalara gidin eğer 24 saat karanlık olsaydı devletlerin gücü bu enerjiye yeter miydi yetmezdi yani bir sistem var bak diyor orada benim kudretimi göreceksin başka veli ta'lemu adelesini ve hisab yılları o hesapları bilmeniz öğrenmeniz için gece gündüz sistemini koyduk. Ve kulle şeyin fassallahu tefsila. İnsan olarak neye muhtaçsın? Nasıl huzurlu bir hayat yaşayacak? Nasıl helalinden kazanacak? Nasıl insanları infak edecek? Ve kulle şeyin neye ihtiyaç duyuyorsanız hepsini biz ya ayıntısıyla ya da umum hatlarıyla genel hatlarıyla Kur'an-ı Kerim'de beyan ettik buyuruyor. Kardeşlerim önce inne hadal Kur'an dedi Kur'an'dan bahsetti. Şimdi Allah Teala kendi kitabından bahsetti. Şimdi ise neden bahsediyor? Senin kitabından bahsediyor. Benim kitabımdan bahsediyor. Peki münasebet ne ya Rab? Ne acayip bir kitaptır bu Kur'an. Ne büyük bir kitaptır bu Kur'an. Diyor ki Bak benim kitabımla amel edersen mahşerde kitabın senin kitabın yüzünü güldürür. Yevme tebyaddu vucuhun ve tesveddu vucuh. Ama benim kitabımla amel etmezsen o zaman kıyamet günü o senin amel kitabın var ya o kitap senin yüzünü de akıbetini de perişan eder. Ve kulle insanın elzemnahu ta'irahu fi unuki. Her insanın amel kitabını, defterini boynuna yapıştırdık, aslık buyuruyor. Ve nuhricu lehu yevmel kıyameti kitaben. Kıyamet günü o insan için bir kitap çıkarırız. Nasıl bir kitap? Onun sıfatı yelkahu onu bulur o kitabı menşura aç ve kulle insan elzemna o yani amelini boynuna asıyoruz. Tabi amel, amel defteri bir kitap halinde Allah Teala önümüze koyuyor. Sonra ikra kitabı, mahşer günü oku bakalım bu kitabı. Neler yaptın? Bütün hayatın ayrıntısıyla bunun içinde kiramen katibin yazmıştı önümüze koyacak. Kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba kefa bi nefsike el yevme. yani Allah Teala buyuruyor ki kişinin kendine kendini hesaba çekmesi itibariyle bu yeter kefa bi sana bu yeter buyuruyor cenab Hak. sana bu yeter ne yeter muhasip olarak kendini hesaba çekmeye nefsin yeter o halde şimdi bu dünyada kendinin hesabını ya nefsinin hesabını ya Peki sonra bu kitaba göre yukarıya döndü yine Kur'an-ı Kerim'e döndü. İnsanlar ona göre ikiye ayrılıyorlar. Bir onunla amel edenler var, bir de amel etmeyenler var. Nedir onlar? Kimdir amel edenler, etmeyenler? Men kim hidayete ererse yani Kur'an'la hidayete ererse hidayet kitabıydı ya inne hadal Kur'an yehdi lilleti akvam men ihteda fe li nefsi. kendi için hidayet ermiştir. Kendi kursulacak. Ve men dalle. kim sapıtırsa onunla amel etmezse onu dünyaya hakim kılman mücadelesinde olmazsa fe inne ma aleyha o dalaletin vebali onun üzerine Dünyada da huzuru yok. Ahirette de büyük bir bela onu bekler. teziru تَزِرُوا وَاَزِرَةٌ وِزْرَوْخْرَا Kimse kimsenin günahını üstlenmez. Yani şöyle deme. O adam beni buraya getirdi. O seni oraya getirdiğinden dolayı eğer ona masiyet ediyse evet, hem dalalette olduğundan hem seni dalalete sürüklediğinden dolayı 12 günah var. Ama senin de ayrı bir günahın var onu başkası üstlenmez, yüklenmez kardeşim. Herkes kendi günahından sorumludur. وَلَا teziru وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَعْثَ رَسُولًا Madem böyle bir adalet var, kimse kimsenin günahını üstlenmiyor. O halde vahyin gitmediği yerlerde insanlar var, yaşadılarsa Allah Teala bunlara neden? Müslüman olmadınız diye ceza verir mi? Vermez. Buyuruyor ki Rabbim وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ hatta ne رَسُولًا Biz peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Ama onlar ne yapacaklar? Akıllarıyla aleme bakacaklar. Allah Teala'nın varlığına, birliğine iman edecekler. Bu kadar varsa onlar için yeterlidir. Kardeşlerim, İnsanlara Allah Teala hidayet rehberi olarak Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Bir kısmı amel ediyor, ihteda, bir kısmı da etmiyor. Rabbim buyuruyor ki, ister et, ister etme, peygamberi gönderiyorum, anlatıyor. Peki sonu ne olur? Sonu helak. Roma nasıl yıkıldı? Nemrut, Firavun bunlar da yıkılacak. Yıkıldı mı bir daha geri gelmez. Müslümanların mağlubiyetleri oluyor. Ama her fetretin sonra sonunda yine onlar Kur'an'la ayağa kalkıyorlar. Ve ida aradına biz murad ettiğimizde en nuhlike kariyeten bir bölgeyi bir uygarlığı yok etmeyi murad ettiğimizde emarına mutrafiha oranın lider kadrosuna ileri gelenlerine şımarık olanlarına Allah'a kul olun diye emrederiz. Emarına mutrafiha fefesku fiha o ülkede onlar şeriattan çıkarlar. Olmaz derler. Biz bu kitapla amel etmiyoruz derler. Fefesku fiha fehakka alayha el sonra onlara ne gerekli olur ne vacip olur orada yaşayan o bölgenin halkına aleyha yani ala ehli tilkel kariye Allah Teala'nın musibeti onlara hak olur Ha تَدْم۪يرًا Orayı yıkar cenab Hak. Artık eskiden orada bir şey bulamazsın. Hep böyle değil mi? Uygarlık diyorlar. Yerini 10 metre altından çıkarıyorlar. işte böyle yıkıldılar. Bakın onlara ibret alın. وَكَمْ اَهْلَكْنَا Kem burada haberiye keset ifade ediyor. وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدُ نُوْ Nuh Aleyhisselam tufandan sonra nice uygarlığı yok ettik yıktık onları niye Allah'a kafa tuttular ve kefa bi rabbike bi zulubi ibadihi basira yani Rabbine kafidir <laughs> habir olan her şeyde haberdar olan her şeyi gören Rabbin o kullarının günahını bilme noktasında görme noktasında kafi Allah Teala'nın başkalarına ihtiyacı yok. Ne demek? Seni yaptığın, benim yaptığım günahı biliyor. Bunun hesabını soracak demek kardeşlerim. Allah Teala burada Kur'an-ı Kerim'le ya da vahiy ile amel etmeyen milletleri anlattı. Onlar nasıl helak oldu? Peki bunu anlatarak bize de diyor ki siz de ibret alın. Kur'an-ı Kerim'le amel etmezseniz böyle yok olur gidersiniz. Osmanlı gibi bir devleti kaybedersiniz. İbret almak. Ruhul Beyan'da İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri şöyle bir hikaye anlatıyor. Bunun farklı versiyonları da var. Aslan yanında kurtla tilki var. Ava çıkmış. Av yapmışlar. Bir yaban eşeği, bir ceylan, bir de tavşan avlamışlar. Aslan demiş ki kurda. Bunları taksim et bakalım. Kurt Büyüğü aslanın demiş yaban eşi. Ceylan benim. Bu tavşan da bu da tilkinin de olsun demiş. Aslan bir tokat vurmuş ona. Kurt kafa gitmiş yıkılmış yere. Ona bakıyor tilki. Dönmüş aslan tilkiye. Sen taksim et bakalım demiş bu avları. Efendim demiş. Bu görmüş olduğunuz yaban eşeği ormanların kralının sabah yemeğidir. Şu gördüğün ceylan akşam yemeği. Bu tavşan da arada bununla atıştırır demiş gün ortasında. Sen nereden öğrendin bu güzel taksimi demiş. Şu kurdun yediği tokattan. Ya tilkinin aklı yok. Kurdun yediği tokattan. Bir şeyler alıyor, ibret alıyor da. İnsanlar giderler, yerin altında bu kadar kazarlar kazarlar şehir çıkarırlar da. Bunlar niye buraya battılar? Derde bunların torunları yok mu? Bunlar imparatordular. Ailelerinden, soylarından, boylarından kimse kalmadı mı? Kim bunları yok etti? Neden yok etti diye Allah Teala'nın kudretini, azametini düşünüp ibret almayan, Kur'an-ı Kerim amel etme noktasında tevbe istiğfar etmeyenden kim daha zavallıdır kardeşlerim? Men kâne yuridul kim bu acili Dünya hayatı gelip gidecek. Kim bunu istiyorsa, "Ecennaluhu fiha ma limen nuridu." Rabbim buyuruyor ki ona veririz bu dünyayı kim istiyorsa ama ma O fabrika istiyor dükkan veririz ona. Dükkan istiyor büfe veririz ona. Limen nuridu, dilediklerimize veririz. Her kafir zengin olacak diye bir kaide yok veririz aciliyi isteyene. Summe cealna lehu cehennem. Sonra onu cehenneme alırız. Yaslavneha mezmumen meduhura. O cehenneme mezmum yani insanlar katında zem edilmiş meduhura Allah Teala'nın rahmetinden de uzaklaştırılmış olduğu halde girerler. Kim giriyor? Acili isteyen. Kim bu adamlar? Kur'an'la amel etmeyenler. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnet olmaz. Bana İslam'dan bahsetme. Her yerde vaaz, her yerde Kur'an, her yerde hadis. Bana ne diyor adam? Bana şöyle uzaydan bahset. Nasıl gidilir? E yüz yıldır Kur'ansız bir yönetimin vardı. Gitseydi uzaya niye gitmedin? Gittin de Kur'an mı engel oldu? Sünnet seni mi engel oldu? Bu topraklarda yüz yıldır Kur'an-ı Kerim'le mi amel ediliyordu? Peki bu topraklara motor fabrikasını kuran kim? Bu Kur'an'ın talebesi Necmettin Erbakan hocamız rahmetullahi aleyh. İnşallah yeniden Kur'an talebeleri bu toprakları ayağa kaldıracak. Yeniden alem-i İslam'ın merkezi olacak. وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةِ Hani Kur'an-ı Kerim'den bahsetmişti. Hidayet rehberi kimi alıyor, kimi reddediyor o bağlamla gidiyor. Bunlar acile istiyor. Yok Kur'an kalsın diyor. Şimdi gelenler ise onlar da Kur'an'ı istiyorlar Kur'an-ı Kerim'i. Ve men aradel Kim ahireti istiyorsa. Peki kardeşler ahiret nasıl istenir? Kur'an-ı Kerim'le amel ederek. Kur'an'a göre bir hayat yaşayarak ahiret istenir. Ve sa'a leha sa'yaha. Onun için koşacak ben cenneti istiyorum de eğlence merkezlerinde ömrü geçir. Öyle değil. Ben cenneti istiyorum de ama kıyafetin İslam'a göre olmaz. Öyle de değil. Ve sa'alaha sa'yaha ve mu'min. Mümin olduğu halde ahiret için yürümüyor. Ne yapıyor? Koşuyor, koşuyor. Dünya için yürü. Femşufi menakibiha. Dünya için yürü. Ama ahiret için koş koş. Ders için koş. Ramazan şefte yoru, yorul. Ey ilim talebesi. Bu yolda 18 saat çalışacaksın. Dersin, mutala, muzakeren. Bütün topladığın zaman yeme uyumaya ne kadar zaman kalacak? 6 saat kalacak. Onun dışı ibadete, onun dışı mutalaya, muzakereye, tefekküre ayrılacak. Ve men aradel ahirete ve sa'a leha sa'yaha ve huve mu'min fe ulaike kane sa'yuhum meshkura. Sen koşarsın Allah yolunda da Rabbim senin koşmanı karşılıksız bırakır mı? Onların amelleri nedir? Meşkurdur, makbuldur, mebrurdur. Uykusuz gecelerini Cenab-ı Hak zayi mi? elbette verecek karşılığını devam ediyor. Ahiret ve dünya için yaşayanlar, Kur'an'a göre yaşayanlar, Kur'ansız hayatı olanlar. Küllen numiddu haulâi ve haulâi min atâi Hepsine veriyoruz diyor. Yani küllen, oradaki tenmin muzaf ileyhten mahzuf ondan evvezdir. Numiddu haula. Bunlara veriyoruz. Kim bunlar? Dünya isteyenler. Veriyor değil mi? Hanları, hanımanlarını görüyorsunuz. Başka ve haula'i. Bunlara da veriyor. Onlar kim? Ahireti için uğraşanlar. Min ata'i rabbi. Rabbinin rızkından veriyor. Kafire de veriyor. Rızık Müslümana da veriyor. Hayvana da veriyor. Yerin üstündekine de, altındakine de veriyor. Ve ma kana ata'u rabbike mahdura mahzura. Allah Teala'nın atası rızkı ne değildir? Kısıtlanmış değildir, sınırlı değildir. Herkese yeter. Milyarlarca insan her gün yiyor işte. Kimse aç kalmıyor. Bir karışıklık da yok. Nasıl bir sistem kurdu? Bir şehre bir anda yüz bin kişi gelse, onlara sofra kuracaklar, yedirseler, ayrılınca yüz bin kişi o şehirden ya da büyük bir alandan, boş bir alan ne olur? ortalık çöp yığınına Ama Allah Teala 7 milyar insanı her gün doyuruyor. O kadar hayvanı doyuruyor. Hiç kaos var mı? Yok. Çünkü program Allah'a ait azze ve celle. Herkese veriyoruz. Telaş etme diyor. Çalış uğraş sana da var. Unzur. Keyfe fazzalna bazıhum ala ba'd. Bu sistem nasıl işliyor bak dünyaya. Nasıl bir kısmını bir kısmından üstün kıldık. Nahnu kasamna beynuhum ma'işetuhum fil hayati dünya. Ve rafa'na ba'dahum ba'd. Bir kısmı amir, bir kısmı memur. Bir kısmı işveren, bir kısmı onun yanında çalışan. Eğer herkes amir olsa, patron olsa o zaman fabrikada kim çalışacaktı? Allah Teala böyle bir sistem kurdu. Ama kölelik yok. Yani bu işin oğlu hep işçi olmuyor. Değil mi? Ve tilkel eyyamu nudaviluha günleri insanların arasında çevirip duruyor Rabbul Alemin. وَلَا الْآخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَاَكْبَرُ تَفْضِيلًا Dünyada derece var. Nasıl? O adam milyar dolar kazanıyor. Bu da ayda üç bin lira alıyor. Arada nasıl bir fark var değil mi? Ama asıl fark nerede? Ahirette olacak diyor. Orada göreceksin Hazreti Ebubekirle Bekir Ebu Cehil arasındaki farkı. Orada göreceksin İslam'ın kızı feracesi çarşafıyla sokakta dolaşıyor. Onunla Allah düşmanı bir kadın arasındaki farkı asıl orada göreceksin diyor. Orada. Hani Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh devlet başkanı Süheyl bin Amr Ebu Sufyan bekliyorlar. Kim geliyor? Bilal-i Habeşi geliyor radıyallahu anh sahibi Rumi. Onlar bekliyorlar Mekke'nin eski liderleri. Hazreti Ömer'in yanına hemen eski köle Bilal'i alıyorlar. Radıyallahu anh. Ebu Sufyan bekliyor. Diyor ki, Lem arakel yevmi kattu. Böyle bir gün görmedim. Şimdiye kadar böyle bir gün görmedim. Yani bizi bekletiyor. Bilal gibi bir zamanların kölesini içeri alıyor. Hazreti Ömer iman zaviyesinden bakıyor radıyallahu anh. Ebu Sufyan da iman etmiş ama Bilal radıyallahu anh'ın arasında dağlar kadar fark var. Bir de ahirette bir fark var. Ey Allah'ın emri diye harama dönüp bakmayanlar. Gör bak ahirette ne derece fark olacak. Şimdi kardeşlerim Rabbim bundan sonra 25 tane emir ve nehi getir. Yani Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim hidayete davet ediyor. Kur'an-ı Kerim amel etmeyenler, onlar cehenneme gidiyorlar. Peki Allah Teala bu bağlamda Kur'an'a insanın duruşunu anlattı. Kur'an'a göre münasebetini anlattı. Şimdi o Kur'an-ı Hakim'de neler var? Emir ve yasak olan? Yani 14 tane nehy edilen meseleden bahsedilecek, yasaklanan 11 tane emredilen konu var. O Kur'an-ı Hakim'deki emirlerin ve yasakların bir hulasasını getiriyor. Sen neredesin diyor, nerede duruyorsun? Şimdi başlıyoruz onlara. La tec'al ma'allahi ilahen âkara. Sakın ha Allah'la başka ilaha inanma. Allah Teala'nın seviyesine başka bir varlık çıkarmayasın. La ilahe illallah Dediyse, her şey ayaklar altında. La tec'al ma'allahi ilahen akhara. Başka bir ilah edinme. Fetek'ude. Fetek'ude mezmûmen mahzule. Yani fetek'ude fetasîre. O zaman ne olursun? Zemmedilen. Allah Teala tarafından e, zemmedilen. Kullar tarafından reddedilen biri olursun. mahzula Yardımsız olursun. Eğer sen parayı yüceltir, kadını yüceltir, şöhreti yüceltir, şehveti yüceltirsen, onları tazim edersen, amelleri Allah için değil de şöhret meşhur olmak için, alkışlanmak için yaparsan o zaman mehzula olursun. Allah Teala seni yardımsız bırakır, perişan olursun bu dünyada. Burada kardeşlerim Allah Teala bize neyi terkin ediyor? sakın ha Allah'la beraber başka varlıkları yüceltmeyin. Peki sonraki ayet-i kerime ve kadâ rabbuke ellâ ta'budû illâ Rabbin kada demek emre demek. Emretti ellâ ta'budû ibadet etmemeniz. Nehi var burada. İlla iyyahu burada da ispat var. Sadece ona ibadet etmenizi emretti. Yani burada işte üç husus saydı. Birincisi başka ilah yok. Sadece ona ibadet ediyoruz. Ondan başka kimseye etmiyoruz. Dördüncü nedir? O bil Sadece anne babaya anne babaya iyilik etmeyi emretti. O bil yani ahsinu bil ihsana. Allah Teala kendine ibadetten sonra hemen anne babayı getirdi. Neden? Çünkü Dünyaya gelişimiz takdir eden kim? Allah Teala. Sebep kim? Anne baba. O zaman Allah Teala'yı tazimden sonra ana babayı getiriyor. Yani bilse bu kafirler çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretmiyorlar. Eğer öğretseler bu Kur'an onlara anne baba hukukunu öğretecek. Yaşandığı zaman çocuklar onları bırakıp gitmeyecekler. وَبِلْوَالْدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَةِ in burada şartiye. Eğer onlardan birisi senin yanında ahaduhuma onlardan biri yaşlılık devresine ev evkilahuma ya da ikisi senin yanında yaşlandılar. fela tekullahuma uffin. Sakın anana babana öfteme değil elini kaldırmay değil onu bak böyle yaparsan seni kimsesizler yurduna bırakırım deme. Öf deme öf deme. Fela tekul lehuma uffin ve la Onlara ağır konuşma, kaba konuşma. Ve kul lehuma kavlen Hep güzel konuş. Hep gönüllerini fethedecek ifadeler kullan. Peki emirleri teker teker saymıyorum ama fela تَكُلْ لَهُمَا Beş yaptı. وَلَا <laughs> تَنَهْرُمَا Ağır konuşma altı yaptı. وَكُلْ <laughs> لَهُمَا Bu emirdi gönül alacak ifadeler kullan. Peki bu yedi yaptı. Sekizincisi nedir? Vakfiz lehuma cenaha zulli min rahmeti. Rahmetten şefkat kanatlarını o ikisinin üzerine ger. De ki bu da dokuzuncusu. Vakur rabbir rahmuhuma, kema rabbayani sagira. De ki Rabbim irhamhuma anama merhamet et. Niye böyle diyorsun? Çünkü senin merhametin tükenir. Ama Allah Teala'nın merhameti tükenmez. Diyoruz ki Ya Rab anam yatalak, babam yatalak bakıyorum ama içimde merhamet, dayanma gücü tükendi Allah'ım. Sen bana imdad eyle. Vakur Rabbi anam Anama babama rahmet eyle Allah'ım diyorsun. Ama nasıl bunu söylüyorsun? Öyle muhteşem bir ifade ki Rabbim bize öğretiyor. Kema rabbeyani sagira. Küçükken bunlar beni nasıl terbiye ediyorlardı? Şefkatle, merhametle. Anam pislediğim zaman dövmemişti beni. Acıktım diye eteğine yapıştım. Bağ bahçeye gidecek. Bırakıp da gitmemişti beni o nasıl küçükken terbiye ediyor, rahmetiyle beni kucaklıyordu. Sen de anama babama merhamet eyle ya Rab. Allah Teala çocu çocuğa diyor. Babaya demiyor ki oğluna böyle merhamet et. Neden? Çünkü baba anne evladı için kendini ateşe atar. Yangın var, içinde çocuklar var. Anne girer yavruyu kurtarmak için ama oğul öyle değildir. Evlat öyle değil. Onun için Rabbim bunu evlada söylüyor. Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum. Allah Teala içinizde olanı biliyor. İn salihine fe innehu kane lil awabin gafura. Eğer salih olursanız o Allah azze ve celle tövbe edenleri affeder. Buyuruyor Allah azze ve celle. Kardeşlerim intekunu salihin. Bunu niye söyledi bize? Şunun için söyledi. Üç kardeşsin, ikisi bakmıyor. Tek sen kaldın. Annenin yanına girip kapıyı kapatıp gördün mü? Tek ben bakıyorum. Yalnız evladım ben miyim? Ötekiler niye bakmıyor? Sakın ha böyle ifadeleri söyleme. O ananın yüreği yaralıdır. Diğerleri bakmıyorsa babanın yüreği yaralıdır bakmıyorsa diğerleri annenin evlatları arasında fark olmaz. Hepsini aynı şekilde sever. Zayıf olana daha fazla ilgi alaka gösterir. Bu ayrıdır. Ana yüreği, baba yüreği başkadır. Oradan bak diyor bize Kur'an-ı Kerim. Ey evlat, diğerleri hain oldu diye sen de anana babana bakıyorsun diye sakın ha onun yüzüne vurmayasın bir çorba verip de onu ona zehir etmeyesin. Ya Rabbi bu ne acayip bir kitaptır, ne büyük bir kitaptır. İnsanın yüreğini nasıl okuyor? Ela ya'lemu men halak. Yarattığını sen bilirsin. Hangi psikolog bir çocuğa bunları söyleyebilir? Sen söylersin Allah'ım. Bizi sen yarattın. Duygularımızı, düşüncelerimizi sen bilirsin Allah'ım. O Allah Azze ve Celle fe innehu kâne lil evvâbîne Anaya babaya yanlış yapıp aklı başına gelip tevbe edenler için nedir? Gafura, affedendir buyuruyor Cenabı ı Hak. Efendim Kur'an-ı Kerim bize ana babaya bakmayı emrediyor. Sonra ona baktın. Halam var, teyzem var, dayın var. Onlara da bak imkanın varsa. Ve ati zel qurba Akrabaya da yakın olana da hakkını ver. Onu da sen sarayda yaşarken önünde on çeşit iftar yemekte sofrada y y yiyecek var, on çeşit yiyecek var. Onun sofrasında kuru bir ekmek. Böyle gelme benim huzuruma. Buyuruyor Allah Azze ve Celle. Akraba ona hakkını ver. Ya da vofi amwalim hakkı lisa'il ve almahrum isteyenin. İstemekten haya edenin zenginlerin malında hakkı var onlara da verin ve izel kurba hakkahu bir akrabaya ver başka vel miskine 11. bu miskine ver öncesi 10'du ve bin sebil yolda kalana ver dinini sormadan ver ona ve la tubezzir tebzira ama saçıp savurma sakın ha israf etmeyesin ve kana şeytanu li kafura. Çünkü şeytan Rabbine karşı nedir? Fevkalade nankördür. Allah Teala verir. O nankörlük yapar. Öyle bir nanköre ne olma, dost olma, onlara kardeş olma nasıl olur? Eğer saçıp savurursan. İsaf nasıl olur kardeşlerim? Ya bunun karnını bir ekmek doyuruyor. Sen de millete gösteriş yapmak için 10 tane ekmek bırakma orada. O 9 ekmeği kime ver? Uzaklarda başka yerlerde kimler varsa onlara ver. Ya da burada bir komşu var. Ona verdin seviyorsun onu. Verdiğin ona fazla. Ama ileride birisi var. Sevmiyorsun onu. O aç. Onu sakın ihmal etmeyesin. Böyle yapma. İsraf idfak et ama israf etme. Evet. Müslüman verecek. Ama veremiyorsa, imkanı yoksa kapısına geldi muhtaç birisi, muhacir birisi, yüreği yanıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ı anlatıyor. Onun ufkundaki ümmetini anlatıyor. Ve imma tu'ridan ne anhum ibtiga rahmetin min rabbik tercuha fe kulluhum kavlen Eğer sen onlardan Allah Teala'dan rızık bekleyerek, umarak tercuha yüz çevirirsen fakul lahum kavlen meysura onların gönlünü alacak bir şey söyle onlara. Yani güzel bir vaatte bulun. De ki yok işte. Benim soframda da yok. Kavlun ma'rufun ve mağfiretun hayrun min sadakatin yetba'uha eda. Böyle iyi konuşun, güzel konuşun. Deyin ki inşallah Rabbim verince yine vermeye devam edeceğiz deyin. Ve la tec'al yedeke mağluleten ila Sakın şöyle olma. Ve la elini boynuna bağlama. Eli boynuna bağlamak neden kinay cümlelikte? Hiç eli adamın cebine gitmiyor. Böyle bir adam olma. Cimri olma. Ver Allah yolunda 15. madde. Bu da nehi. Böyle olma. Şöyle de olma. Bu da 16. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَصْتِ bütünüyle elinde açma, olan her şeyi verme. Bugün de ver, yarın da ver, sonraki günde ver. Yani tedricen verebilecek bir şekilde o. Fabrikayı verme. O fabrika çalışsın, oradan kazandığını ver. وَلَا تَبْسُدْهَا O eli de bütünüyle açma. فَتَقْعُدَ مَلُومًا mahsura. Eğer açarsan o zaman melum olursun. insanlar seni levmederler mahsura ve pişman olur, nadim olursun. Niye hepsini verdim diye melûmen de Allah Teala da seni levmede. Çünkü malının hepsini vermeyi sana söylemiyor. Ver ama o müessese yine yaşasın. Kardeşlerim, Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'in emrini uyup veriyorlar. Verince ne olacak? verince biter mi? Yani hepsini vermiyorsun da sadaka veriyorsun, zekat veriyorsun. Verince biter mi? Bitmez. İnna rabbeke yebusudur rızka limen yasha. Rabbin rızkı dilediğine yayar. Birine milyarlar verir. Öteki de çalışır. Ancak o da evini geçindirir. Vayak değil. Kimine çok verir, kimine de az verir. O yık yani vayak değil. اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَب۪يرًا بَص۪يرًا Allah Teala kullarından haberdardır. Onlar ne yapıyorlar, içerlerinde neyi saklıyorlar bunları biliyor. Basıran daha çok böyle gizlenen şeyler, açık olanlar. Habira ise sadece zahirde yaptıklarımız. Bütün bunlardan haberdardır demek. Yani Allah Teala onun hesabını size soracak demek. Kardeşlerim allah Teala vermeyi anlattı bize. Cimri olmayın dedi. Ama malınızın tamamını da dağıtmayın dedi. Ondan sonra çocuklarınızı açlık korkusuyla öldürmeyin dedi. Bununla ne söylüyor Cenab-ı Hak? Cahiliyede öyle adamlar vardı ki öldürüyor kızını. Neye öldürüyor? E kız baskın yapamaz. Hırsızlık yapamaz. Ne olacak? Ben bakacağım onu. Evlenecek gidecek. O halde bu kızı diri diri gömeyim ya da bu kızı bir kuyuya atayım böyle düşünüyorlardı. Allah Teala onlara وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادِكُمْ خَشْيَةَ imla. Fakirlik korkusuyla çocukları öldürmeyin. Yani kürtaj yapmayın Müslümanlar. O rızkı kim verecek? Allah Teala verecek. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادِكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ Kardeşleri Allah Teala Enam suresinde Nahnu nerzukukum ve yâhum. Önce babalara diyor. Sizin rızkınızı da o diri diri gömdüğünüz kızların rızkını da biz veriyoruz. Niye onları öldürüyorsunuz? Niye kuyuya atıyorsunuz? Orada evvela babayı zikrediyor. Neden? Ulemamız diyor ki Nahnu nerzukukum. Sizin rızkınızı veriyoruz. Bu babalar fakir babalar. Kendi karnını doyuramıyor. O zaman bu kız gitsin diyordu. Öyle düşünüyordu. Orada babalara, aç olan babalara konuşuyor. Burada ise zengin babalara konuşuyor. Onlar gelecekte korkuyor. Acaba bu kız burada olur, bu soygun yapamaz, bu baskın yapamaz. Sadece benim kazandığımdan yiyecek. Beni fakirleştirir mi diye Gelecekte fakirlikten korkuyor. Kur'an-ı Kerim görüyorsun. Her kelimenin takdim ve tehirinde manalar var kardeşlerim. Nahnu <laughs> narzukuhum. Onların rızkını biz vereceğiz. Korkmayın. Şimdi siz karnınızı doyuruyorsunuz. Gelecekte onları biz doyuracağız. Ve iyyâküm siz zaten doyuruyoruz. İnne katlehum kâne hıt'an Onları bu rızık korkusuyla öldürmek büyük bir günahtır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim önce evlat öldürmek ondan bahsetti. Sonra zinayı getirdi. وَلَا تَقْرَبُوا zina, zina ya yaklaşmayın dedi. Yani zina yapmak şöyle dursun. Bakma, dokunma, tutma, onların olduğu sokağa girme. Onların kendilerini arz etmiş olduğu programlara sakın ha müdahil olma. Peki alaka nedir? karısıyla. Birisi çocuğu öldürüyor. Ötekisi ise zina ettiyse bir kadın onun çocuğu o mahallede annenin zina ettiğini biliyorlarsa çocuk yaşıyordur ama hükmen ölü gibidir. Başını kaldırıp da orada özgürce yürüyemez. Babası zinakar bir adamsa çocuk bunun mahcubiyetini yaşar. Yani Rabbim buyuruyor ki yapmayın çocuklarınızı yaşarken öldürmeyin ey analar, ey babalar. وَلَا تَقْرَبُوا <زِّنَة> zina, Zina ya yaklaşmayın. اِنَّهُ كَانَ <فَاحِشَة> O zinaya yaklaşmak ya da o zina nedir? Büyük bir hayasızlıktır. وَسَاءَ sebila Ve cehenneme yoldur. Oraya biri girdiği zaman o yolun cehenneme alır götürür. Peki sonra neyi getiriyor? Bu 18'di. 19. buradaki emir yasakların 19.sü masum bir cana kıymayın. Bak hepsi ölümle alakalı. Ve la taktulun nefselleti harramallahu illa bil hak. Allah'ın istisna ettiği hariç ne gibi? Kısas gibi. Değil mi? Öldürdü birisini. Yakınları da diyor ki devleti biz de öldürülmesini istiyoruz. Öldürülüyor bu ayrı. Onun dışında وَلَا تَكْتُلُوا نَفْسَلَّتِ حَرَّمَ اللّٰهُ Allah cana kıymayı yasakladı. Müslüman kimdir? حِفْضُ الْقَلْبِ مِنَ الْهَمِّ حِفْضُ اَلْلِسَادِ مِنَ الذَّبِّ حِفْضُ الْيَدِ مِنَ الْدَمِ Kalbi حِفْضُ الْقَلْبِ مِنَ الْغَبِّ kalbi kederden koruyor. Dili başkalarını zemmetmekten koruyor. Yani eleştirmiyor. E, elini de başkalarının kanını dökmekten koruyor. Katil olmuyor. Efendim, "Vemen kutile mazlumen kim mazlum olarak öldürülürse fakat cealna li o maktulu mazlumun velisine sultanın bir güç verdik. Devlet veriyor, Kur'an veriyor. Kur'an veriyor. Ne veriyor? Sen mahkemeye gideceksin. Hakim sana soracak. Bu senin oğlunun katili. Ne istiyorsun? Üç şey ister. Bir, öldürülmesi istiyorum. İki, ne istiyorum? Diyet istiyorum. Üç, affediyorum diyebilir. Yetki kimde? O maktulün velisinde. Fakat cealna li veliyyi sultanen fela yusrif filkatli. katli. Madem böyle güç maktulun, öldürülenin varisinde ya da yakınlarında o zaman adam öldürmedi israf etmeyin. Cahiliyede bu bunu öldürdüyse bunlar diyordu ki bu öldürülenin yakını bizim kabile ondan daha şerefli o zaman biz ne yaparız? Biz o kabileden iki kişi öldürürüz. Üç kişi öldürürüz. Sakın ha böyle israfa gitmeyin. İnnehu o maktulün velisi kâne mensûrâ. Zaten yardım edilmiş. Allah Teala onun hukukunu korudu. Ona yetki verdi. Hakim karar vermeyecek. Kardeşlerim. İtalya'dan ceza kanunu alırsın. Bir tane maktul var. Çocuğu öldürmüşler. Kızı öldürmüşler. Atmışlar bir yere. Ana geliyor. Kararı kim verecek? Orada 10 dakika o davayı dinleyen hakim verecek. Ondan sonra bir daha hatırlar mı? Nasıl hatırlayacak? Her gün kaç tane davaya bakıyor. Kim unutmaz? Baba unutmaz. Allah diyor ki azze ve celle öldürülen bir çocuk varsa o katil onu öldüren katilin cezasını onun babasına sor. Bundan daha adil bir nizam var mıdır? Evet. Peki, şimdi adam öldürmeyin. Şunları da yapmayın. Ne yapmayın? Ve la takrabu ma'lel Babası ölmüş bir çocuğun sofrasından ekmeği çalarak onu yaşarken ölü hale getirmeyin. Darbe üstüne darbe vurmayın ona. Ve la takrabu ma'lel illa billeti En güzel şekilde onun malına yaklaş. Nasıl? Artırmak için. Yani malı var. Sen de vasisin o malı al güzel bir arsa var para da yetiyor al arsa onun parası değerlensin hatta yebuluga eşudde ta ne zamana kadar Hanefi mezhebine kadar o 18 yaşına gelinceye kadar onun malına ancak en güzel şekilde yaklar artırmak için yemek için içmek için kendine kullanmak için sakın ha yetimin malına elini uzatma Şimdi Rabbim, evet bunlar bu toplumda yasak. İslam toplumunda, Kur'an'ın inşa ettiği toplumda. Ama şunlar da Kur'an-ı Kerim'in inşa ettiği bir toplumda allah Teala'nın emirleri. Nedir onlar? O emirler geliyor şimdi. Yasaklar var. Bunları yapmayacaksınız. Ama neleri yapacaksınız? Onlarla da o topluma denge gelecek. Bunlar da iktisadi hayatla alakalı. Ve evfu bil ahdi. Ee, Tabi bu ahit genel ama iktisat da bunun içinde. insanlara verdiğiniz söz, ticarette verdiğiniz, siyasette verdiğiniz sözler bunlara vefa gösterin. İnnel ahde kâne mes'ûlâ. İnsan verdiği sözden hesaba çekilecek. Diğer bir emir. Ve evful keyle idâ kiltum. Böyle kapla bir şey verdiyseniz ona ihtimam gösterin. Eksik vermeyin tam verin. bil kıstasil mustakim. tattığımız zaman da tam tartın. Eksik olmasın. Ölçüde de, de tartıda da eksik yapmayın. Zelik'e hayrun ve ahsen tevila. İşte bu verirken tam vermek daha hayırlıdır. Sonuç itibariyle daha güzeldir. Hem sona bakın, hayırlı olsun, bereketli olsun. Yani İnsanlar birbirini alırken, satarken, soymasınlar. Diğer bir nehi ise kardeşlerim, sen bunları yap. Bunları yapma ama alakan olmayan şeylerle de ilgilenme. Yani her yere gidip sokulma. Bir meseleyi duymadın ama o adamın düşmanısın diye sanki duymuş gibi konuşma. Yapma. Bilmiyorsan bir meseleyi Biliyor gibi meydan yerine çıkıp fazladan konuşma, Sükut eyle, biliyorsan konuş ya da her meseleyi böyle dedektif gibi araştırma. Walla takfu maalesele ilmin yok, bilmediğin bir meselede ne yapma ey Müslüman, ilmin olmadığı yerde meydan yerine çıkma, konuşma, araştırma efendim o meseleleri derinleme, derinliğine e, takip etme gibi bir durumda olmayın. Takip etmeyin böyle meseleleri. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ <عِلْمٌ> Niçin her meseleyi takip etme? Bilmediğin konulara gidip karışma. Aile meselesi. Onlara böyle dinleyip oradan oraya taşıma. Çünkü inne sema o kulak. Vel basara göz. Vel fuade kalp kulü olaike bütün bunlar kanhu sahibinin yaptığından dolayı mesula organlarımız hesaba çekilecek. Ya bu kulağın bir sürü duyduğun yanlış şeyler var. E bir de gidip dinlememen gereken şeyler dinleyerek o kulağa kıyamet günü ayrı veballer yükleme, göze yükleme, kalbe yükleme. Bunları da yapma. Peki Başka huzurlu bir toplum, Kur'an adil bir toplum kurmak için temel esaslar bize bildiriyor. 25 tane bir kısmı emir, bir kısmı nehi. Bir diğerine 25.ye geldik. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ <مَرَحَى> Yeryüzünde mütekebbirler, cebbarlar gibi böyle sallana sallana yürümeyin. Niye yürüme? اِنَّكَ لَنْ تَخْرِكَ الْاَرْضَ sen yeri mi deleceksin? Yani gücün yeter mi? وَلَنْ lokal الْجِبَالَ تُولَى Dağlarla mı yarışacaksın? Boyun ne? Bir karış. Boyun var dağa göre. Değil mi? Dağa göre öyle değil mi? Bir karış. Bir adam dağın tepesine çıksa, şurada ne bir yana çıksa, ağaç olmasa, baksak iki metre boyu olsa adamı buradan görür müyüz? Göremeyiz değil mi? Göremeyiz. Yani iki metre boyu olsa bile dağın tepesinde şurada da göremiyorsun onu. O halde nedir ey Adem oğlu diyor. Niçin böyle gururlanırsın, kibirlenirsin? Kullu zalik bütün bu anlatılan 25 maddede anlatılan hususlar nereden beri? La alma Allah'tan beri. O 22. ayetten beri kullu zalike kâne uhu inda rabbike mekruha. Yani burada anlatılanların kötü olanlar, onların o seyyi'eleri Allah katında nedir? Mekruhtur. Yani buz edilen konulardır. O nehyedilenlerden uzaktır. Emredilen neler varsa anne babaya iyi davranmak gibi onlar da yerine getirin buyuruyor. Allah Azze ve Celle. Evet. Burada öğrenci kardeşlerimiz var. İftar burada yaklaştı. Acaba dinleyen kardeşlerimiz yoruldular mı? Devam edelim inşallah. Gidelim. Efendim sahuru geç yapmak, iftarı da tez yapmak. Efendimizin de emri, Efendimizin tavsiyesi. Hadis-i şerifleri 11.10'daki akşam 23.10'daki dersimizde takip edin inşallah. Orada hadi şeriflerle Ramazan şerifi nasıl anlayalım, nasıl idrak edelim. Vakit az oraya girmeyelim ama buradan devam edelim inşallah. Zalik <laughs> bu emirler, bu yasaklar yani 25 tane anlatıldı burada. Kur'an'ın bir anlamda özeti yapıldı. Zalik <laughs> bütün bunlar mimma ohha ileyke rabbuk. Rabbinin sana vahyettiklerindendir. Bunlar Amerikan parlamentosunda belirlenmediler. Onun için hiçbir toplumda çocuklar İslam cemiyetinde olduğu gibi analarına, babalarına, dedelerine, nidelerine bakmazlar. Neden? Çünkü Allah diyor Allah'ın kelamıyla gavurun anayasası aynı olur mu? Olmaz. Beşer üzerindeki tesiri aynı olur mu? Olmaz. O zaman bunlar o bu parlamentoda alınan kararlar değil. Allah'tan geldi. Zelik mimma ohha ileyke rabbuk <laughs> tabi orada min tebiz ifade ediyor. Yani sana Rabbinin hikmet kabilinden vahyettiklerinin bir kısmındandır. Ve la tec'al ma'allah ilahen aha. Madem ki Allah Teala'dan sana böyle güzel talimatlar, emirler geldi. Seni ailen cemiyetini koruyan nehiler geldi. O zaman ne diye ey Müslüman sen gider de Allah Teala'yı tazim eder gibi insanları ve sistemleri yüceltirsin. Niye böyle yaparsın? Neden bırakırsın Allah'ı? Neden bırakırsın Kur'an'ı? Niçin bırakırsın Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi? وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا آخَرًا فَتُلْقَى ف۪ي جهنم مَلُومًا مَدْحُورًا Kim bırakırsa Kur'an'ı o zaman o cehenneme atılır. Nasıl? Melum, levmedilmiş halde. Yazık be. Müslümandı ama Kur'an gibi bir kitabı bıraktı diyecekler. Meduhura. Allah Teala'nın rahmetinden de kovulmuş. Tard edilmiş bir halde. Kardeşlerim, Allah Teala buradan sonra kafirler, müşrikler, Kur'ansız bir toplum neler yapıyor? Şimdi Kur'an'daki emirlerden yasaklardan bahsetti. Peki Kur'an-ı Kerim'i almayan, tanımayan, cehenneme vur havur giden bir adam. Onların dünyalarında neler var? İşte şöyle gariplikler var. Ne yapıyor bu adamlar? Efe asfa'ukum rabbukum bil ve minel inasa. Söyleyin bakalım size. Niye böyle yaptınız? efesfakum rabbukum bilbinin erkek çocuklarını Allah Teala size haskıldı. Kızla Allah Teala meleklerden de kendile kızlar edindi. Böyle bir cahili arabı kızdan iğreniyor. Gömüyor onu diri diri. Melekler kızdır. Onlar Allah'ındır diyor. E erkekler onlar bizimdir. Böyle bir anlayış. Nerede olur bu cahiliye toplumunda? Bu saçma anlayışlar nerede olur? Kur'an'ın olmadığı bir toplumda. Efe asfakum rabbukum bilvenine ve attehede minel melâiket inâthâ innekum letekûlûne kavlen azîmâ Acayip bir söz söylediniz. Allah'a iftira ettiniz. Yani kızı hakaret mevzuu gördünüz. Allah'a isnat ettiniz. Erkekleri şeref mevzuu kabul ettiniz. Kendine isnat ettiniz. Bir anlamda kendinizi ilah yerine koydunuz. Bu adamlar her dönemde olacak. Peki bu adamlar kafirler gelecekler. Yarın mahkeme kübrada diyecekler ki Ya Rabbi Kur'an'ı aldık okuduk ama anlayamadık. Meal okuduk ama idrak edemedik. Böyle bir mazeretle gelseler makbul mü değil. Neden değil? وَلَكَ السَّرَّفْنَا ف۪ي Kur'an الْقُرْآنِ biz bu Kur'an'da her şeyi açıkladık. Niçin? Liyezzekkeru düşünmeleri için, tefekkür etmeleri için, anne baba hukuku, mazlumu hukuku, yetimin hukuku, bütün bunları açıkladık. Ve ma duhum illa nufura. Ama şekeri siz alıyorsunuz, ne oluyor? Ondan şerbet yapıyorsunuz. Bal al, arı alıyor, ne yapıyor? Bal yapıyor değeri düşüyor ama gene bal oluyor değil mi? Şekerli bal oluyor. Peki akrep alıyor ne yapıyor? Zehir yapıyor. Şekerden zehir çıkarıyor. Müslüman Kur'an'ı duyuyor, imanı artıyor. Peki kafir duymuştu bu Kur'an'ı. وَمَا <laughs> يَز۪يدُهُمْ اِلَّا نُفُورًا Bu Kur'an onların öfkesini, nefretini artırıyor. Neden? E kadını sömüremeyecek. Çocuğu sömüremeyecek. Cemiyeti sömüremeyecek. O zaman ne diyor? olmaz. Benim olduğum bu toplumda Kur'an'ın ayetleri uygulanmaz diyor. Kul lev ma'hu âlihe. Şimdi bu adamlar Allah Teala ile beraber ilahlar benimsediler. La tec'al Allah ilahen akar. Kaçıncı ayetti bu? 22. ayet. Sonra Rabbimizin emirlerini getirdi. Buyuruyor ki, لَوْ كَانَ مَعَهُ şu kadar bir aklınız yok mu? Eğer onunla beraber ilahlar olsaydı kemaye yekulun ha bu kafirlerin iddia ettiği gibi ile leptagav ila zil sebila hepsi arşa gidecek. Nasıl güçlü olan şimdi ne yapıyor Rusya? Ukrayna'ya girip merkezine girip o devleti ortadan kaldırmak istiyor. Başkentine hücum ediyor. Eğer haşa Allah Teala ile beraber ilahlar olsaydı hepsinin hedefi ne olacaktı? Arş olacak. Allah'la savaşacaklar. Var mı böyle bir savaş? Arş kavgası duydunuz mu? He? Dünya ortadan bölünüyor. İlahlardan biri diyor ki ben burayı alacağım, ben burayı alacağım. Böyle bir kavga gördünüz mü? Yıldızlar birbirine çarpıştılar. Tanrıların kavgasından dolayı var mı böyle bir şey? Yok. Peki o zaman buradan Allah'ın bir olduğunu Allah'a. Subhanahu ve Taala, amma yekulun uluven kebira O Allah azze ve celle onların söylediklerinden pek münezzehtir, yücedir. O kullara, o beşerin zihnindeki ilahlara benzemez. Öyle bir Allah ki her şey onun emrine amade olmuş. Tusebbihu lehu es semavatus vel ardu ve men fihinne. Yedi kassama, yer ve ikisi arasında neler varsa onu tesbih ediyor. Allah Teala'yı tazim ediyor. Ve in min şeyin illa hamdi. bihamdi. Alemde hiçbir şey yok ki onu tesbih etmesin. Her şey onu tesbih ediyor. Ve lakin la tesbih tesbihahum. Siz onların tesbihini anlayamıyorsunuz innehu kâne halîmen gafûra. Allah Teala sabırlıdır, günahları affedendir. Yani o her şeyi tesbih ediyor ama insan etmiyor. Nasıl her şeyi ediyor? Kardeşlerim, yıldız, en küçük yıldız ne kadar? Satürn kadar. Dünyadan çok büyük. Milyar, trilyonlarca yıldız var. Allah nasıl tesbih ediyorlar? Yörüngesinde milyonlarca yıldır dönüyor. Şaşmıyor onun tesbihi Allah Teala'nın ona vermiş olduğu o vazifeyi devam ettirmesi. Ağacın tesbihine bahar geldiği zaman orada bir düğme var da basıyorsun çiçek açmıyor. Emir komut geliyor milyonlarca ağaç çiçek baharda çiçeğe duruyorlar. Kim idare ediyor Allah Teala? Bir program verdi o programa uyuyorlar. O zaman bütün bunlar nedir onların tesbihi? Ya da onların bizzat tesbihi var ama biz anlayamıyoruz. Biz onu idrak edemiyoruz. Bu akıl onu kaldırmıyor kardeşlerim. Yukarıya doğru çıkıyorsun. Ee, ne yapıyor? Oksen ok düşüyor. Afganistan'ın Doğu Türkistan'a açılan bir yeri var. Orada öyle bir dağ var. O dağda diyor Ali kardeşim, oralardan geçerken adam nefessizlikten ölür. Ya dünyanın dağ başı orada bile yaşam kuralları farklı. Sen neyi neye benzetiyorsun? Eğer sen de balık gibiysen o zaman git suyun içinde yaşa bakalım. Yani kuş onun dünyasını keşfedebildiysen sen de çık kuş gibi uç bakalım durabiliyor musun gökte? Peki her şey onu tesbih ediyor alemde. O vardır birdir. Biz de tesbih edelim. Ama bizim en büyük tesbihimiz nedir? Bu Kur'an'dır. Siz bununla Allah'a tesbih edin. Ve izâ kara'tel Kur'âne Sen Kur'an'ı okuduğunda Ce'annâ beyneke ve beynel Niye okuyor? Çünkü onunla tesbih ediyor Allah Teala'yı. Ce'annâ beyneke ve beynel lezîne la yu'minûne bil Allah'a ve ahirete seninle ahirete inanmayanlar arasında hicaben bir perde koydu. Ayetler onların kulağına gidiyorlar ama idrak edemiyorlar. Hicaben mestura yani böyle gizli bir perde var. Ayeti sen okuyorsun, ağlıyorsun, o okuyor, küfrü artık. Niye bir perde var işte? Görünmeyen bir perde Kur'an-ı Hakim'den Ebu Cehillerin etkilenmesine engel oluyor. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّ Her şey tesbih ediyor. Peygamber tesbih ediyor. Müslümanlar tesbih ediyor. Kafir edemiyor. Neden? Çünkü mahrum olmuş. O mahrumiyet onun tesbihine mani. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّ Allah Teala onları nasıl mahrum etti? Onların Allah Teala kalpleri üzerine perdeler koydu. Manevi perdeler en yefkahu anlamaları anlamamaları için ella yefkahu sonra ve fi him vakra kulaklarında ağırlık var onların ve iza zekerte rabbeke fil kur'ani vahdehu sadece Rabbini zikrettiğin zaman yani hubel yok menat yok uzza yok sadece Allah diyorsun adam ne diyor bizim adamı niye almadın falan gün diyor ya bu Müslümanların günü o zaman Müslümanların gününde gün nasıl değerlendirilir? Kur'an'a göre. Ve izâ zekârte rabbek Rabbini fil Kur'an'ı vahde Kur'an'da sadece onu lat, menat, uzza, put, heykel vesaire yok. O zaman vellev ala edbârihim nufura Hemen sırt çevirir, öfkeyle giderler. Ya Kur'an'ı Müslüman duyduğu zaman ağlıyor, kafir duyduğu zaman öfkesi artıyor. Neden? Çünkü o Kur'an'daki emirler o toplumda yaşandığı zaman onlar iflas edecekler. Bunu biliyorlar. Onun için nefret ediyorlar. Rabbim o Kur'an düşmanlarının tuzaklarından, hallerinden, onlarından bahsed onlardan bahsediyor bize. Buyuruyor ki: "Nahnu a'lemu bima yestemi'un bih." Biz onların seni hangi gaye ile dinlediğini biliyoruz. Ya da adamın hangi gaye ile Arapça öğrendiğini biliyoruz. Hangi gayeyle, ile tefsirle, fıkıhla, hadisle uğraştığını biliyoruz. Neden? Kur'an'a saldıracak. Nahnu a'lemu bima yestemi'un bih iz yestemi'un ileyke onlar seni dinliyorlar. Biz onları bu dinleme hallerini biliyoruz ve izhum necva. Yani o dinlemelerinden murat beden nedir? Onların böyle gizli konuşma mahfilleri var, kulüsleri var. Oralarda Kur'an'a dair, Kur'an'ın aleyhinde, Müslümanların aleyhinde neler konuşuyorlar? Hepsini biliyoruz. İz yekûlu zâlimûne in illa illâ racûlem meshûrâ. Orada zalimler diyorlar ki, gittiniz sihirlenmiş bir Muhammed'e uydunuz. Gittiniz deliye uydunuz. Gittiniz Mecnun'a uydunuz bunu söylüyorlar. Raculen meshura. Unzur bak buyuruyor Kur'an. Keyfe darabu lekel emsal. Ve ma arsalnake illa rahmeten lil alamin. Allah azze ve celle'nin bütün alemlere rahmet olarak gönderdiği bütün alemleri rahmetiyle kuşatan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a onlar neler söylüyorlar? Bir Ebu Cehil'in ona bakışına, bir de Ebu Bekir'in bakışına bak. Keyfe darabu lekel emthal. Sana dair ne misaller getirdiler, neler söylediler, ne hakaret ettiler, deli dediler, mecnun dediler, sihirbaz dediler. Bütün bunları söylediler. Darabu lekel emthale fedallu. Peygamber'e saldıranlar. Peygamberin sünnetine saldıranlar Aleyhisselam son nedir? Sapıtmaktır. Fadallu fela yestati'un sabila onlar yol bulamayacaklar. Bir daha İslam'ın yolunu bulamayacaklar. Kim peygambere saldırıyorsa sallallahu aleyhi ve sellem bakın o adamlar bir daha doğrulmayacak. Hani araba şarampole giderken yuvarlanmaya başladı. Toparlanamıyor ya. Peygamber Aleyhisselam'a söylemek Öyledir buyuruyor Kur'an ı Hakim Vakalu dediler ki o kafirler Peygamber Aleyhisselam'ın düşmanları Ey ida kun biz şimdi kemik olduk ve rufaten yani parçalandık o kemikler kırıldı parçalandı rufaten e inna la mabguthun halkun yani ondan sonra yeniden dirilecek. Olur mu dediler. Dirilişi inkar ettiler. Eğer baksaydı tekvin ayetlere, baharda kuruyan ağaçlar nasıl diriliyor, otlar, çiçekler nasıl yeşeriyor, görecek anlayacak. Diriliş ne kadar kolaymış. Anne karnında insanı yoktan var eden Allah azze ve celle onu tekrar dünyaya getirmeye elbette kadirdir bunu anlayacak, bunu idrak edecekti. O dağları yaratan Allah Azze ve Celle seni diriltmeye elbette kadir, elbette muktedirdir. Kardeşlerim, beş sayfa okuduk Kur'an-ı Kerim'den. Burada Ezan-ı Muhammediye okunuyor. İftar eden kardeşlerimizin iftarları mübarek olsun. Tabi öğrenci kardeşlerim de buradalar, bakıyorlar. Onlar da iftara gitmek isterler tabii. Efendimiz Aleyhisselam'ın emri var acele edilecek iftarda. O zaman biz eğer sizden yorumlar böyle gelirse, talep böyle olursa her gün 7 sayfa dedik. Böyle devam edelim Allah Teala'nın inayetiyle. Yarın 5'e alalım bunu. 5'te başlayalım. İnşallah bitirmeye çalışalım. Bugün kalan iki sayfamızı da ne zaman okuyalım? iftardan sonra okuyalım veya ne zaman okuyalım? Gece okuyalım. Yorumlara yazsınlar. Oradaki yorumlardan hareketle Cumhur'un kanaatine göre iftardan sonra iki sayfamızı sonra mı daha sonra mı ne zaman ikmal ediyoruz? Ona bakalım. Yarın akşam 5'te inşallah buradayız kardeşlerim. Yani 17'de. Tabi biraz hızlanıyorum arada o irtibatları söylemiyorum ama siz meleke kesbediyorsunuz dönüp okuyunca onları anlayacaksınız Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Hakim'e Kur'an-ı Hakim'in ayında bizleri talebe eylesin Estağfirullah ve etubu ileyh Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha